Sen de peki, hayırlı olsun. Sayın Bakanım. Sayın Bakan, buyurun. Sayın Bakanım. Ülkeye iyi gün göstersin inşallah. Böyle kibarlıkla, nezaketle, güzellikle güzel günler göstersin inşallah. Neşan tutar. Neşan. Bu tarafa da bakarsan. Hayırlı olsun. Ya bakın şükürler olsun. Ülkede son 15 sene içerisinde ondan fazla seçim yapıldı. Her birinde nezaket kuralı içerisinde sağlıkla kavga, yürütüsüz kanlar atmadan çok şükür seçimleri başardık. Yine bugün böyle bir gündeyiz. Yine herkes geliyor gördüğünüz gibi sakin bir ortamda. O kapalı kapılar arkasında Cenab-ı Allah ile vicdanı baş başa kalıyor. Ve herkes hür iradesini ortaya koyuyor. Allah bu güzelliği ülkemizde sonuna kadar devam etmesin diye dua ediyoruz. Çıkan sonuçlar da şimdiden hayırlı olsun. Ne çıkacaksa tabii Allah biliyor ama biz bilemiyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Gözümüz başımız üstüne. Milletin iradesinin üstünde bir irade yok. Milletin kararının üzerinde sürünecek bir söz de yok. Ona saygı duymak icap eder hepimize. Seçimlerden sonra sandık çıktığında da hayırlı olsun. Gelecek insanlar bu millete güzel hizmetler etsinler. Biz de bundan istifade edelim. Yavrularımızın da geleceği aydınlık olsun diye güzel temennilerde bulunmak olgun insanların işi. İnşallah şaibe bulaştıracak şekilde dedikodular etmezler, yalanlar söylemezler, iftiralar etmezler. Bir nezaket içerisinde herkes bunu kabullenir ve önüne bakar diye de temenni de bulunuyoruz. Ben bu vesileyle bir kez daha Kayseri'deki tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Büyük bir olgunluk gösterdiler. Başka şehirlerden gelen ufak tefek de olsa olumsuz haberleri biz burada almadık. Yaşamadık da. Tabii seçimin cilvesidir. Kırılacağımız, üzüleceğimiz şeyler söylenebilir. Bazen ağızdan kırılacak, bazen kasıtlı olarak yapabilir. Bunları da unutacağız, sünge çekeceğiz. Önümüze bakacağız. Kayserimizin güzel bir sözü var. Seçim bitiyor, geçim başlıyor. Şimdi geçim zamanı. Herkes önüne bakacak, işine bakacak. İnşallah gelenler de bu milletin faydalı olmak için çalışacaklar. Kayseri'deki değerli kardeşlerimizin hepsine bu olgunluklarından dolayı bu seçim ortamındaki bizlere olan desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Tabii ülkemizin insanına da teşekkür etmek lazım. Büyük olgunluk içerisinde seçime gidildi. İnşallah sonunda hayırlı olacak. Ben bu vesileyle bir kez daha bu seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kolay gelsin.